Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 26 Haziran Pazartesi. Yeni haftanın ilk gününde gözler önümüzdeki pazartesiye çevrilmiş durumda. Aslında neden? Çünkü bayram telaşının yanında memur ve emekliye yapılacak zam oranları merak ediliyor. Beklenti en düşük emekli aylığının 10 bin liranın üzerine çıkması. Peki bu rakamın üzerine maaş alanlar ne kadar zam alabilir? Elbette şu anda net bir şey söylemek mümkün değil ama eldeki verilerin işaret ettiği bir tablo var tabii. Bakın beklentine. Ne kadar emekli maaşı alıyorsunuz? Ben 7500 lira alıyorum. Verilirse 12 olsun istiyorum. Şimdi beklenti nedir? Asgari ücretin üzerinde. Hem memur maaş zamları hem de tüm emeklilerin maaş zamı torba yasayla birlikte belli olacak. Emeklilerin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamında. Uzmanlara göre en düşük emekli aylığı çift haneli rakamlara çıkabilir. Verdiğimiz sözleri de inşallah yerine getireceğiz. Memur emeklileri, SSK emeklileri, Bağkur emeklileri ve çalışanlar arasındaki dengenin yeniden tesisi için taban aylığının yani SSK ve Bağkurların alacağı taban emeklilik aylığının 10.238 TL'ye ulaşmasını beklemekteyiz. Düzeltme yaptılar. En üstte 5.500'du, 7.500 oldu. Size yapmadılar. Hiç yapmadılar. Nisan ayında en düşük emekli maaşı 5.500 liraydı. %74'lük artışla birlikte 5.500 lira olan emekli maaşı 7.500 liraya çıkarıldı. Ancak 7.500 liranın üzerinde emekli maaşı alanlar için herhangi bir zam yapılmadı. İşte şimdi emekliler o telafi zammının önümüzdeki süreçte onlar için yapılmasını bekliyor. Emekliler için kademeli zam formülü de masadaydı. Yani düşük maaşa yüksek zam, yüksek maaşa düşük zam. Ancak yüksek prim ödeyenler buna karşı çıkıyor. Uzmanlara göre de kademeli zamdan vazgeçilebilir. Kademeli zam olursa ve biz yüksek sistem prim ödeyenleri cezalandırma noktasına gidersek bu bağlamda sistemden kaçış olacak. Ben en üst kademeden ödedim ben primlere. Sizin primleriniz ne kadar fazlaysa buna göre maaş almanız gerekiyor. Kısacası ne kadar ekmek o kadar köfte diyoruz. Emekli maaşlarının hesaplanabilmesi için 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesi gerekiyor. 5 aylık enflasyon zaten belli %15.26. 3 Temmuz'da da Haziran ayı enflasyonu açıklanacak. İşte bununla birlikte emeklinin alacağı maaş da belli olacak. 7500 lira emekli maaşı alıyorsunuz. Beklentiniz evet. Nedir? 11.500. Tam rakamı belirlemişsiniz. Yani bizim kafamızdaki rakam o. En düşük emekli aylığının üzerinde maaş alanlara hem seyyanen zam hem de enflasyon farkıyla birlikte refah payı zammı yapılması bekleniyor. Uzmanların beklentisi ise seyyanen zam artı %35'ler civarında bir artış.